Evet malum karantina zamanı herkes canlı yayın yapıyor. Biliyorsunuz hem Instagram'da hem YouTube'da artık tüm platformlarda canlı yayın yapmak çok moda oldu şu anda. Ve bu konuyla ilgili olarak haklı olarak da çok fazla soru almaya başladım. En doğru ve en uygun fiyatlı canlı yayın ekipmanı hangisi diye. Ben de araştırdım buldum. Baya bir kamera test ettim. En mantıklı olanını sizler için buldum. Bu videoda sizlere bu ekipmanları tanıtacağım ve aynı zamanda nasıl kullanabileceğinizi hızlıca göstereceğim. Şimdi yeni isterseniz videoya başlayalım. Evet demin de söylediğim gibi herkes evde biliyorsunuz. Bu zamana kadar herkesin böyle bir kanal açma, YouTube'a bir girme ya da işte Twitch'te bir oyun kanalı açma gibi bir hayali var. E bu zamanlar aslında bunun için gerçekten çok ideal zamanlar. Çünkü öyle ya da böyle sürekli evdeyiz ve kendimize ayırabileceğimiz belli bir zamanımız olabiliyor. Bu tarz durumu da güzel bir şekilde değerlendirmeniz adına sizlere güzel bir video hazırlamak istedim. Daha kaliteli canlı yayınlarınızı laptopun üzerindeki dandik bir webcam'den değil de bunun gibi DSLR kaliteli bir görüntüyü nasıl elde edebilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere ne gibi ekipmanlara ihtiyacınız var? Bunlardan bahsedeceğim. Evet şimdi isterseniz ana ekipmandan bir başlayalım. Gördüğünüz gibi burada Canon 250D var. 250D'yi seçme sebeplerime geldiğim zaman 250D bizlere fiyat performans olarak ciddi manada en mantıklı kamera olarak geliyor. Bu birinci noktası. İkinci olarak harici bir mikrofon girişimiz var ki gördüğünüz gibi ben de üstüne harici bir mikrofon ekleyebildim. Bunların dışında aslında en önemli noktaya geldiğimiz zaman ise saf HDMI çıkış var. Yani clean HDMI var arkadaşlar. Daha öncesinde benim test ettiğim M200, M50 ya da bunların dışında başka makineler de test ettim. Saf bir HDMI çıkışı yoktu. Bu yüzden de canlı yayını buraya aktardığınız zaman aynı buradaki odaklama noktasını görüyordunuz. Ancak 250D'de böyle bir problem yok. Yani en önemli noktamız aslında Clean HDMI'in saf çıkışın olması. Sürekli tekrar ediyorum ki aklınızda kalsın çünkü en önemli özellik bu. Bunların dışında kamerayı aldık, bir tane üstüne mikrofon taktık ki sesimiz daha iyi bir şekilde yansısın. Altına da şu şekilde bir tripod koyabilirsiniz. Ben burada Manfrotto'nun Pixi modelini kullanıyorum. Bu da gayet güzel çünkü direkt böyle masaya koyabilip kendinizi çekebiliyorsunuz. Hatta şu şekilde elinize alıp kendinizi de çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Tripod kısmında da detaya girdiğimiz zaman burada Manfrotto Pixi'nin aslında iki tane farklı modeli var. Gördüğünüz gibi bir tanesi daha ufak, daha taşınabilir. Diğeri biraz daha büyük. Bunların kendisine göre tabii ki farklı özellikleri var. Gördüğünüz gibi bunun yanına böyle bastığınız zaman şuradaki alanı şu şekilde oynatabiliyorsunuz. Hani ben bunu uzun zamandan beri kullanıyorum. Herhangi bir şekilde bir sıkıntım olmadı. Bunu da söylemek istiyorum. Hani burası böyle gevşeme gibi bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi bayağı zorluyorum. Bu bakımdan hani aklınızda bir soru işareti kalmasın. Diğer tarafta büyük olan versiyona geldiğimiz zaman burada ekstra olarak şöyle bir mekanizmamız var. Bunu şöyle bastığınız zaman aşağı doğru ayakları daha da açılıyor. Hani biraz daha büyük ve daha kullanışlı bir tripod arıyorsanız burada bu boyutlarda bence bu modele de bir bakılabilir. Bunun dışında burada isterseniz iki farklı modu da var. Bir tanesinde ayaklar daha dik, diğerinde açtığınız zaman daha da yatay olabiliyor. Yani bu da ne anlama geliyor? Diyelim ki şu şekilde açtınız. Diğer modu aldığınız zaman şöyle gösterelim hemen. Tamamıyla dümdüz oluyor neredeyse. O yüzden hani bu da ekstra bir özellik. Aynı diğer tripodta olduğu gibi yan tarafında bu sefer basmalı değil. Şöyle çeviriyorsunuz ve çevirdikten sonra hani ball head mantığında bir kafası var bunun. Bunun da şöyle sıkıştırıyorsunuz ve yine bunu da uzun zamandan beri kullanıyorum ve herhangi bir şekilde bir oynamama bir sıkıntı yok. Burada yine bu sağ taraftaki tripodun en önemli özelliklerinden bir tanesi ise şuradaki çevirme mekanizması. Bunu böyle makine üstüne koyup direkt çevirebiliyorsunuz. Ancak burada tripodu komple çevirmeniz gerekiyor. Yani burada aslında hangi model daha hoşunuza gidiyorsa ve hangi özelliklere ihtiyacınız varsa onu almanızı öneririm. Video editlerken fark ettim ki burada mikrofon konusuna fazla değinmemişim. O yüzden Hemen bunu da eklemek istedim arkadaşlar. Şimdi burada farklı tipte mikrofonlar var. Burada tabii ki yapacağınız çekimlere göre burada doğru mikrofonu tercih etmeniz gerekiyor. Burada biliyorsunuz bir tane benim hala hazırda zaten bu videoda da kullandığım Rode Wireless Go isimli yaka mikrofonumuz var. Bunun şuradaki kısmını fotoğraf makinemize takıyoruz ve bu da yakamıza takılıyor. Böylelikle aslında hiçbir problem olmadan direkt yakanızdaki sesi buraya aktarabiliyor. Gayet güzel bir şekilde sıkıntısız bir şekilde çalışan bir mikrofon sistemidir. Yaka mikrofonu sistemi. Özellikle tek kişi çekimler yapıyorsanız ve odanızdaki diğer sesleri alsın istemiyorsanız burada bir yaka mikrofonu çözümü bence doğru olacaktır. Kanalda zaten bununla ilgili çok detaylı bir incelememiz var. Ve ikinci mikrofon tipine geldiğimiz zaman bunlar shotgun mikrofon olarak geçiyor. Genel olarak sesi alırlar. Yani odanızdaki sesi de alır ya da bulunduğunuz ortamı da alır. Kendi sesinizi de alır. Burada bu mikrofonun modeli Rode VideoMic NTG olarak geçiyor. Üst segment bir mikrofon kendisi. Ancak sizin bütçeniz buna yetmezse ve aynı zamanda daha uygun fiyatlı bir mikrofon arayışındaysanız bu burada benim size önerim yine Rode'un Video Micro serisi. Video Micro serisi de zaten hali hazırda çoğu YouTuber tarafından aktif olarak kullanılan bir mikrofon olduğu için burada artık karar tamamıyla size kalmış. Gördüğünüz gibi isterseniz bir tane yaka mikrofonu alabilirsiniz ya da genel sesi de alsın istiyorsanız burada tercihiniz bir tane shotgun mikrofon olabilir arkadaşlar. Şimdi tabii kamerayı aldık, tripodu aldık, buradaki mikrofonu aldık. Bitti mi? Bitmedi. İki tane ihtiyacımız olan e, aksesuar daha var. Burada canlı yayını yapmamızı sağlayan Cam Live teknolojisi var arkadaşlar. Bu da Aten'in UC3020 modeli. Bununla beraber çok rahat bir şekilde tüm DSLR kameralarınızı, tüm aynasız kameralarınızı, tüm video kameralarınızı her şeyi bilgisayar üzerinden canlı yayında kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten ciddi manada işimizi kolaylaştıran en önemli aksesuarlardan bir tanesi. Yapmamız gereken şey şu. Makinamız var buradaki aten var. Bir de burada da görüldüğü üzere bir tane HDMI kablomuz var. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Biliyorsunuz HDMI'lerde çeşit çeşit olduğu için bazıları mikro, bazıları mini HDMI. Bugün gördüğünüz gibi benim 250 demin yan tarafında yani şuradaki alanında mini HDMI'miz var. Buradaki HDMI girişini buraya takıyorum arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra Diğer tarafını ise buradaki atene takıyoruz. Şu şekilde taktık ve gördüğünüz gibi atenin ucunda da bir bir tane USB Type C girişimiz var. Bu girişle beraber bu da buraya bilgisayara tık diye takılıyor. Eğer sizin bilgisayarınızda USB Type C girişi yoksa merak etmeyin. Atenin kutusunun içerisinden aynı zamanda bir tane USB Type C'den Type A'ya değiştirici var. Bu bakımdan sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi Burada demin size videonun başında saf çıkış var demiştim. Bu ne demek? Bunu hemen burada göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle burada yapmamız gereken bir ayar var. Buradaki ayar ise burada görüldüğü üzere kırmızı menülerden şu 4'e geliyoruz ve burada HDMI bilgi gösterimi diye bir menü var. Gördüğünüz gibi bilgiyle var. Saf 4K çıkış var ve aynı zamanda saf Full HD çıkış var. Burada Aten UC3020 Full HD'yi desteklediği için ben burada 4K'yı değil Full HD'yi seçiyorum ve bu saniyeden sonra artık hiçbir şekilde bir problem yaşamayacağım HDMI ile ilgili. Bu yüzden en önemli noktalardan bir tanesi buydu. İkinci konumuz ise makine burada herhangi bir şekilde makineye dokunmadığımız için ve sürekli bir görüntü aktarımını yapacağı için makine belli bir zamandan sonra kullanılmadığını zannediyor ve kendisini kapatıyor. Bununla ilgili olarak ise burada menülerden otomatik kapanma bölümüne geliyoruz. Ve burada burayı kapalı olarak işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten HDMI bilgi gösteriminden kaynaklı olarak otomatik olarak bunu kapalı yapıyor. Eğer siz bunu kapalı yapmazsanız e, örnek veriyorum yayına başladınız. Yayına başladıktan belli bir zaman sonrasında belki de buradaki yayın gidecek. Evet şimdi e, şöyle tekrardan bağlantıyı kurmak adına buradaki kameramızı şöyle koyduk. Bu arada e, tabii ki şu anda laf lafa açıyor ve görünce aklıma geldi. Lens konusu da çok önemli. 250D'nin iki tane lensi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi DC olanlar, diğeri ise IS STM olanlar. Burada eğer buradaki gibi bir video çekimi gerçekleştireceksiniz ve otofokusa ihtiyacınız varsa kesinlikle DC versiyonunu almamanız lazım. Çünkü DC versiyonuyla otomatik fokus yaptığınız zaman burada ne olacak? Siz burada ileri geri hareket ettiğiniz zaman makine de burada otofokusu değiştirecek ve buradaki ses otomatik olarak buradaki mikrofona gidecek ve aslında tüm yayınınıza buradaki otomatik odaklamanın sesi gelecek. Kesinlikle istenmeyen bir nokta. O yüzden size önerim kesinlikle IS-STM bir lens almanız. Evet, şimdi şu şekilde sizin de görebileceğiniz şekilde bunu konumlandırıyorum. Burada da kameramızı açalım. Şöyle biraz daha yukarı doğru alıyorum bunu. Burada aldığım zaman zaten otomatik olarak bu makinenin en önemli özelliklerinden bir tanesi olan gözden otomatik odaklama var. Bu sayede tak diye buraya buraya görüntüm geldi. Tabii ki şu anda biraz beyaz ayarı konusunda bir sıkıntı var. Onu da buradan hemen düzelttim. Evet. Sonrasında yapmamız gereken şey ne? Burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Şimdi buradan da hemen ekran kaydını bir başlatalım. Evet burada ekran kaydını da başlatalım. Şimdi bilgisayarımıza geliyoruz ve YouTube'u açıyoruz arkadaşlar. YouTube'u açtıktan sonra sağ yukarıda oluştur diyor. Burada gördüğünüz gibi canlı yayını başlat diyoruz. Canlı yayını başlat dediğimiz anda buraya başlık giriyoruz. Mesela bu yayına deneme yayını diyelim. Sonrasında hemen alt tarafta gizli diyor. Bu nedir? Gizli kısmında eğer bu yayını herkese açmak istiyor musunuz, açmak istemiyor musunuz onları burada görebiliyorsunuz. Herkese açık, liste dışı ve gizli. Şu anda gizli olarak devam edelim. Diğer seçenekler kısmına geldiğimiz zaman burada FaceTime özelliği var ve aynı zamanda alt tarafta HDMI to U3 Capture diyor. Bunu seçtiğimiz anda gördüğünüz gibi artık otomatik olarak şöyle otomatik olarak buradaki yayını alıyor ve şurada da böyle canlı yayın diyelim ve göreceğiniz üzere artık burada canlı yayınımız başlıyor ve artık canlı yayını buradaki kamera üzerinden değil yani laptopunuzun kamerası üzerinden değil görüldüğü üzere bir DSLR fotoğraf makinesinin kalitesiyle canlı yayın yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet umarım yararlı bir video olmuştur. Bu dönemde ciddi manada çok fazla soru alıyordum bu konuyla ilgili olarak. Eğer sizin hala aklınıza takılan ve net olmayan noktalar olduğunu düşünüyorsanız yorumlar kısmına mutlaka yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala destek olmak için de kanala abone olmayı da atlamayalım. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.